hükmündeki hatıralar, peygamber kıssaları, Allah'ın ezeli hükmünün hikmetleri gibi onları düşünün. Hatıraların önünü dizginleyecek olan nefsinin ayıplarını düşünür. Yaptığı işlerin kusurunu düşünür. Elbet bu kısacık düşünmek hukuku ilahiyi çıkartır. Hukuku ilahiye tövbe kapısını açar. Hatıralar kısım kısımdır. Şeytan vesveseninkiler, kalbe gelen diğer mazaratlı günahlı hatıralar, nefsi tahrik eden hatıralar, nefsi bir şeyi azmedip günah işlenmeye götüren hatıralar, bu hatıraların bu asırda elebaşısı televizyondur. Binlerce hatıra kapısını açar, fuhşiyatı, zulmü, israfı, modayı, kötü örnekleri gösterir. Sahibin kafasındaki bu hatıralar kurulan aile yuvasında nice musibetlerin çıkmasına sebep olur. Kısa kısa bunu söyledim. Bir madde daha, aile yuvasında demin Ümmü Gülsüm anamızı, Fatıma anamızı naklettik. Oğlum ben seni Allah'a hibe ettim dedi. Şu halde ana baba Allah yolunun bekçisidir. Kişi ana babasının kemalatı üstünde kamil yetişir. Ana baba Allah adamıysa muhakkak onu istikamete götürür. Allah hayırlı ana babaları üstümüzden eksik etmesin. Şu cemaati de hayırlı ana babalar zümresine iltihak eylesin. Ana baba hakkı. Bunu da diyelim mi? Diyelim, çünkü yuva anlatacağız. Anaya babaya asi olmak, karşı gelmek, itaat etmemek Allah'ın azamet hukukundan sonra ikinci büyük günahtır. Allah'a isyan birinci günah, ana babaya isyan ikinci günahtır. Çünkü ana baba varoluşun sebebidir, yetişmenin sebebidir. Allah-u Teala ana babalara hayır versin, hatalarını affetsin. Şu halde ana baba hakkı ödenmez. Bunun için Allah-u Teala ve Tekates Hazretleri Sure-i İsra 23. ayeti celilede ve Rabbin emretmiştir ki kendisinden başkasına ibadet etmeyin. Bak, Allah hukukundan sonra gelir dedim. İşte Sure-i İsra, dikkat. Rabbin emretmiştir ki kendisinden başkasına ibadet etmeyin. İşte arz ettiğim. Ana babaya ihsanda bulunun. Senin yanında onlardan biri veya ikisi ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara öf bile demeyin. Onları men etme, azarlama, sözlerini kesme. Onlara çirkin amel bulunmayın. Güzelce hitap edin. Demek anaya babaya hukuku Allah'a itaatten sonra iki numaradır. O zaman kadri kıymeti kendisinden ortaya çıkmış olur. Hadis. Üç büyük günah size haber vereyim. Evet ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah'a ortak koşmayın. Yine Allah'ın hukuku, anaya babaya karşı gelmeyin. Ya bu ana baba o kadar büyük hukuku var ki. Benim dayım bir gün bana nasihat etti. Oğlum Mehmet, benden 20-30 yaş büyüktü. Gani gani rahmet olsun. 100 yaşına yakın vefat etti. Hüsnü ismi. Hüsnü dayım. Oğlum, biz tuttuğumuz altın idi. Toprağı tutsak çuval çuval altın doldururduk. Yani çok kazancımız, gelirimiz vardı demek istedi. Ne zaman anaya babaya asi olduk? Ananın gönlünü kırdık. Tuttuğumuz altınlar toprak oldu. Onlara hakaret ettik, saymadık. Vallahi yüzün yüzün süründük buyurdu. Oğlum sen yapma.
Bizim başımıza ne geldiyse ana baba hakkından geldi. Benim dayım olarak nasihat etti. Allah geçmişlerimize rahmet indirsin. İkisini söyledim. Üç büyük günah var. Allah'a ortak koşmayın. Ana babaya karşı gelmeyin. Üç, iyi dinleyin. Yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmeyin. Üç büyük günah sayıldı. Resul Cibril Aleyhisselatü Vesselam, büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, ana babaya karşı gelmek. Nerede ayet hadis okuyayım? Ana baba Allah hukukundan sonra geliyor. Şu halde kardeşlerime nasihat ederim, dua ederim ki ana babası gidenlere rahmet okusunlar, kalanların rıza ve gönüllerini alıp helallasınlar. Ana baba hakkını ödemezseniz başınız dertten, hayatınız musibetten kurtulmaz. Milyonlarca kıssa var, milyonlarca haber var. Sonuç, anaya babaya itaat edin. Öldüyse bol bol hediye gönderin. Kur'an'dır, hantimdir, mevlittir, fakir giydirmek, yetimlere bakmak gibi. Hayattıysa ayaklarını öpün, ellerini öpün, illa helallaşın. Yoksa Sofi, anana babana ne ettin? Misliyle senin zürriyetin sana fazlasıyla yapar. Bunu da unutmayın. Ne ekersen biçersin, ne dökersen içersin. Sen anana ne ettin? Bir mislini evladın sana eder. Torun Bey. Yüce Allah kıyamet günü Fahri Kainat buyuruyor. Üç kişiye merhamet etmez, rahmet nazarıyla bakmaz. Ana babasına karşı gelen. İşki tiryakisi, iyiliği başa kakan. Demek kim ne iyilik ettiyse ben sana böyle ettim, şöyle ettim, başa kakmak yok. Üç kişi cennete girmez. Ana babaya karşı gelen, karısının zina iftirası eden asla cennet kokusu duymaz. Allah üç kişiye cenneti haram kıldı. İşki tiryakisi, ana babaya karşı gelen, zina yapan. Bu üçü tövbe etmedikçe, rıza almadıkça cennete giremez. Üç kişinin yaptığı farz, nafile ibadetler kabul edilmez. Bir, ana babaya karşı gelen. Bana kızmayın Allah için, ana baba, ana baba, kitap okuyorum. Ana babaya karşı gelen, iyiliği başa kalkan, kadere inanmayanlar. Ana babayı sövmek en büyük günahlardandır. Evet, bu kadar kifayet eder. Bir kıssa. Havşeboğlu Avvam radıyallahu anh'ın buyurdu ki, günün birinde bir yerde konaklamıştım. Tercüman, günün birinde bir yerde konaklamıştım. Orada bir kabir vardı. İkindi sularına doğru birden kabir açıldı. İçinden başı merkep, vücudu insan vücudunda birisi çıktı. Üç kez anırdı. Sonra kabrini örtese örtüldü, içeriye girdi. O sırada bir kadın oturuyordu. Şu ihtiyar kadını tanıyor musun? Bir kadın da ileride eliyle yün eğiriyordu. O kabirden çıkıp anıran eşek başılığının, affedersiniz, anası idi dedi. Öteki kadın anaranın validesini gösterdi. Ben dedim, o nasıl oldu, ne iştir bu? Alkol içerdi. Rahmetli anası ona dedi,
defalarca yavrum Allah'tan kork. Daha ne zamana kadar içki içeceksin? Adam anasına bağırdı. Sen eşeğin anırması gibi ne kadar kadar anıracaksın? Nasihatını haşa böyle dedi. Sen eşeğin anırması gibi sözün meclisten sizden uzak olsun. Ne zaman kadar anıracaksın? Seninki de laf mı? Yani nedir bu söyleyip durduğun? O günden sonra günlerden bir gün ikindi de öldü. O günden bugüne bu kabirde bu ibretli mesele görülür diyerek kadın nakletti. Allah ondan razı olsun. İşte anasını daha ne zamana kadar anıracaksın? Tövbe tövbe, anası nasihat ediyor, oğlu cevap veriyor. Bir tane daha okuyoruz. Ondan sonra sohbetime gireceğim artık. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında Alkame denilen bir genç vardı. İsmi Alkame. Namaza, oruca, sadaka vermeye, ibadete, taata çok düşkündü. Allah bir kitaptan okuyor. Hastalandı, hastalığı şiddetlendi. Hanımı Peygamber aleyhisselama geldi, haber verdi. Allah'ın Resulü Ammar, Seyyidina Ammar, Süheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi'ye haber gönderdi. Ona gidin, kelime-i şehadeti telkin edin dedi. Seyyidina Ammar, işte Bilal-i Habeşi, gidin Alkame'ye iman telkin edin. Vardılar, soluklandılar, la ilahe illallah dediler. Ama Alkame tekrar ederek ölüm yatağında la ilahe illallah diyemedi. Resul-i Kibriya'ya geldiler. Ya Habiballah, biz telkin ediyoruz kelime-i mübarekeyi ama Alkame tekrar etmiyor, dile açılıp söyleyemiyor. Fahri Kainat buyurdu. Ana babasından hayatta olan var mı? Yaşlı bir anası var denildi. Resul-i Kibriya haber gönderdi. Ona söyle, yürümeye gücü yetiyorsa kendisi buraya gelsin anası. Yetmiyorsa biz onu ziyarete varalım dedi. Elçiye kötürümdür, anası yürüyemiyor dediler. Fahri Kainat kalktı. Resul-i Kibriya yanına vardı. Ey Alkame'nin anası, bana doğruyu söyle. Eğer yalan söylersen Cibril-i Emin gelerek bana haber verir. Oğlun Alkame'nin hali nedir? Ey Allah Resulü, onun namazı, orucu, sadakası çoktur. Resulullah, senin halin nedir? Kadın, ey Allah'ın Resulü, ben ona dargınım, küsüm. Karısını bana tercih ediyor. Bunun içinde var. Evlilik hayatının önemli bir hukuku, ana baba hakkının hukuku ayrıdır. Hanımının, çocuklarınınki ayrıdır. İkisinin yeri ayrıdır. Susadım içerim, acıktım yerim. İkisi de ayrı bir hukuk. Nedir senin oğluna gücenlikliğin? Ey Allah'ın Resulü, ben ona küsüm. Çünkü karısını bana tercih ediyor, bana karşı geliyor onu hoş tutmak için. Şimdi yuvaya başladık girmeye. Bu misalleri getirmesem çıkmıyor. Anaya itaat et, babaya çıkmıyor. Görecek ki ne belalar var işin içinde, görecek. Allah'ın Resulü, Alkame'nin anası dargın olunca Alkame'nin dili çözülmez. Çünkü anaya babaya asi olanın Allah'ın rahmeti yoktur. Ya Bilal, git çokça odun topla.
Ya Resulallah, odu ne yapacaksın? Anası dedi. Alkame'nin anası, Yüce Allah'ın azabı daha şiddetlidir. Allah'ın azabına ulaşmadan senin oğlunu yakalım ki ana hakkı ödenmiş olsun. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Alkame'ye ne namazı, ne orucu, ne de sadakası fayda vermez. Allah Resulü yemin etti. Alkame'ye ne namazı, ne orucu, şahit ol. Çok önemli, inanmazlar ya, bu kadar da olur mu derler, der mi der. Nefsim kudret elinde olan Yüce Allah'a yemin ederim ki Alkame'ye ne namazı, ne orucu, ne de sadakası fayda vermez. Sen ona dargın olduğun müddetçe. Demek ana baba küs, halimiz perişan. Namaz, oruç, hac bir şey fayda vermezse. Ey Allah'ın Resulü, ben Yüce Allah'ın melekleri ve hazırda olan cemaati şahit tutuyorum. Oğlum Alkame'den razıyım. Ya Bilal git. La ilahe illallah diyebiliyor mu? Alkame'nin anası kalbinde olmayanı benden utandığı için mi söyledi? Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Alkame'ye geldi. La ilahe illallah dediğini duydu. Ey insanlar, Alkame'nin anası ona dargın olduğu için lisan-ı şehadet getiremiyordu. Ana hakkı kabul oldu, dili çözüldü. Çok zor ya. Bu ne kadar zor bir mesele. Fahri Kainat buyurdu. Ayakta durarak Alkame'nin kabri başında. Ey muhacirler, ey ensar topluluğu, her kim karısını anasının üzerine tercih ederse, işte evlilik hayatına girdi. Her kim karısını anasının üstüne tercih ederse, Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti üzerine olsun. Yüce Allah onun ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez. Her kim karısını anasının üzerine tercih ederse Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti üzerine olsun. Yüce Allah onun ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez. Çok zor kurban. Hayatta ise hemen ata binin, uçağa binin, taksiye binin, gidin ananızınla babanızınla helallaşın. Yoksa dervişliğiniz bir işe yaramaz. Ancak tövbe eder ve onu razı ederse, kim anasını babasını küstürdüyse, onu razı ederse, Allah da ondan razı olur. Yeşile boyamışım, deminkiler kırmızıydı. Çünkü ananın rızası Allah'ın rızası, onun darılması Allah'ın darılmasıdır. Ne yapacağız şimdi Mustafa Hoca? Peygamber aleyhisselam buyurdu, burnu sürtülsün. Yine buyurdu, burnu sürtülsün. Üçüncü defa buyurdu, burnu sürtülsün. Kendisine ya Resulallah, kimin burnu sürtülsün? Ana babasından birinin veya ikisinin yaşlılık çağına erişip de sonra onların rızalarını almak suretiyle cennete giremeyenin burnu sürülsün. Ya cennet ya cehennem, ortası yok. Bir adam istedi hacca gitmeyi, varıp Kabe'yi tavaf etmeyi, izin vermedi yaşlı anası, çünkü yok idi onun babası. Dinlemedi oğlu onun sözünü, o da ekşitti yüzünü. Dinlemedi oğlu Hicaz'a gitti, anası da beddua etti. Oğul vardı şehre, girdi mescide, niyeti orada ibadet ede, polisler bir hırsız kovaladılar.
kaçıp mescide girdi, sallandı bir yerde göremedi, saklandı bir yerde göremediler. Namaz kılana hırsız dediler. Ya Rabbi minnet. Hırsız değilim, yolcuyum dedi. Dinlemediler, çok dayak yedi. Ellerin kesip gözünü oydular. Merkebin üstüne koydular. Gezdiler öyle çarşı pazar. Tükürdü her yüzünü gören koca ve karı. Dediler sen utanmadın. Ne çekti elinden erkek kadın hırsız olarak. Hırsızlık eyleyip niçe can yaktın. Şimdi onun tadına baktın. Gördün ya ne rezillik çektin. O dedi asla hırsız olmadım. Fakat anamdan beddua aldım. Ondan izinsiz hacca giderdim. Mescitten Hakk'a kulluk ederdim. Gelip beni ondan haksız aldınız. Allah katında mesul kıldınız. Götürün evime, adresim şudur. Beddua alanın sonucu budur. Kim ana baba beddua? İmkanı yok, yakası bir araya gelmez. Evin önüne koydular onu. Ne kadar kötü adamın sonu. Ana aç kapıyı diye çağırdı. Ana vay yavrum diye bağırdı. Ana yüreği yine ana. Ana aç kapıyı diye bağırdı. Ana vay yavrum diye çağırdı. Ağladı oğlunu öyle görünce. Dedi oğlum senin halin nice. Bir ses duydular diyordu şöyle. Anasını üzeni ederiz böyle. Semadan bir ses geldi. Ana! Anasını üzeni ederiz şöyle. Anasını üzeni eyleriz böyle. Anayı babayı rahatsız etme. İzin vermezlerse oğlum hacca bile gitme. Ne gülüp durursun lan? Anası evlen demiş de evlenmesem nice olur diye İsmail fiyaka yapıyor bana. Anası evlen demiş, ben de diyorum maaş yok, bir şey yok, elin kızını alıp başına dert okursun. Bana bakıyor, gülüyor, gördün mü anaya itaat etmeyeni? Evlen ama parasız adam evlenirse ne yapar? Sakın ha anan, sen anana isyan etme. Geldi Veysel Karani Resul'ü evde bulmadı. Ayşe annemiz mescittedir dedi. Tut da ana sözün, döndü geriye. Anam bana izin vermedi diye Resulullah'ın mescidiyle hanesi arası 10 adım. 10 adım buraya geldi, göremeyince geri döndü. 10 adımdan ne dedi? Tuttu ana sözün, döndü geriye. Anam bana izin vermedi diye bu yüzden velayet rütbesini aldı. Veysel Karahan'ı ulu arif oldu. Hak Resulü ona hırkasını saldı. Ömer'le Ali Yemen'e gitti. Veysel Karahan'ı ziyaret etti. Her kim ana babaya onlardan biriyle olup onlara iyilik etmeyip cehennemlik olursa Yüce Allah onu rahmetinden uzaklaştırır. Yetti mi bu kadar? Daha bitmedi. İşte günahların çeşidi, günahların zararı bu. Kardeşler, günahların en şiddetlisi aile hukukundan geliyor. Şimdi huzuru aliyede o sohbete başlıyoruz inşallahü teala. Bu mukaddemeyle sohbet bitmedi mi? Allah bir bitti. Her şeyi anlatmadım mı? Fatiha okuyayım mı? Gidelim değil mi? 33. eser Yuvanın Yapılışı. Besmele çekmiş Molla. Molla İsmail Çetin. Fatiha-i Şerif'i yazmış. Bir Selavat-ı Şerife yazmış. Ve sonra Allahu Teala Hazretlerinin Suriye-i En-Nahl
97. ayeti celilesini koymuş. Ayeti celile meali gerek erkekten ilk başladık sohbete kitaba. Gerek erkekten gerek kadından mümin olduğu halde kim salih amel işlerse bu sebeple elbette biz onu dünyada iyi tayyibe hayatla yaşatırız. Ahirette onu yapabildiklerinden daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Şu halde insan ameli salih işlemek için akıl ve bilgi verilmiştir. Ameli salihin kökü ameli niyet ve itikattan geçer. Kalbi ameldir. İffet, sehavet, cesaret, adalet, haya, vakar, güzel ahlaklarla bir amel işlerse bu hem ruhani bir amel hem de ameli salihtir. Beden salih amel işlemek için kalp önce kamil amel işlemeye dönmesi lazımdır. Şu halde şeriatta salih Allah ve Resulünün muteber gördükleri mukabilinde Allahu Teala'nın sevap tahsis ettiği iş ameli salihtir. Kalp, ruh, beden bir Müslümanın üçü bir araya gelmedikçe ameli salih olmaz. Mulla İsmail Çetin bu mukaddemeyi koymuş ki aile hayatında Allah ameli salih işlemeyi her birine emreder. Şu halde ameli salih nedir? Baştan muhterem hoca bunu koymuş. Kalp, ruh, beden, mümin ve mümine hatunun ameli Allah ve Resulü hoşnut ise işte bu amel yararlı ameldir, salih ameldir. Allah Resulü kalbi, ruhu, bedeni işlediği amel Allah ve Resulü makbulsa bu amel ameli salihtir. İşte ameli salih birisi Allah için söz, alışveriş, her muamele ameli salihtir. İki, yakın uzak insan cinsine güvenilir, samimi olmak ameli salihtir. Demek yuvayı yapacak kimselerde aranan vasıflar bunlardır. Allah için doğru sözlü alışverişi salih. Uzaktan yakından kim olursa olsun insanlar ona güveniyorsa ameli salih. Sonra mümin kardeşleri ona güveniyorsa, saygılı, şefkatli, merhametli ise bu muhabbetle kucaklanıyorsa ameli salih. Bir kimsenin yakın akrabaları ona güveniyorsa işte aile hayatına girdik. İşte senin benim halim bu maddelerin birisiyle tartılacak. Ya Rabbim sen imdad et. Ya Rabbim sen medet et. Yakın akrabaları ona güvenirse, samimiyetine saygılı ise, merhametli ise, aile hukuku, akrabayı talukatında hukuku ilahi ve hukuku ibad, kul haklarına riayet ediliyorsa işte bu ailenin akrabalık hukuku da ameli salihtir. Yetişiyor mu sözün? Maşallah tercüme ediyorsanız Allah bir. Tadile erkanlı namaz kılmak, oruç tutmak, hac yapmak ameli salihtir. Güzel ahlak sahibi olarak yapılan zikir, fikir, selavat ameli salihtir. Buna tayyibe hayat denir. Tayyip, temiz, pak, güzel. İşte evlilik hayatı tayyibe hayatı kazanmak içindir. Ailenin en küçüğü karı kocadan başlar. O karı koca kayadan çıkmadı ya Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi. Onun da bir anası babası vardır. Ana baba hakkı çıkar. Kardeşleri vardır. Amca dayı hakkı çıkar. Çocukları vardır. Evlat hakkı çıkar. O kul kuldur ki bu yaşadığı cemaat içerisinde tayyibe hayat,
temiz, tahir bir hayat yaşıyorsa, işte bu kul helal haramı riayet ediyorsa, bu kul aile hukukunda ameli salih sahibidir. Para yok, para evleneceğin ana parasıyla karım alınır. Hasılı huzurun iki kaynağı vardır. İman ve İslam, bereketin iki kaynağı vardır. Helas kazanç. İlla bunların toplandığı bir mahali vardır. Müslümanın aile hayatı. İman, İslam toplanır aile hayatında. Tayyip kazanç toplanır aile hayatında. Hazreti Fahri Kainat, ya Ebu Zer gemiyi yenile, çünkü muhakkak deniz derindir. Geminin yükünü hafiflet, çünkü muhakkak sefer uzundur. Yol azığını taşı, çünkü muhakkak dağ zirveleri vardır, yüksektir. Ameli salih kıl, netleştir. Ameli salih'i anlattık şimdi. Netleştir. Niyeti sahih, ameli ihlaslı, neticesi rızaya hak olsun. Bir amelin üç özü var. Niyeti sahih, ameli ihlaslı, sonucu rızayı hakka bağlıysa bu amel ameli salihtir. Ya Ebu Zer gemiyi yükle, muhakkak deniz derindir. Geminin yükünü hafifler, muhakkak sefer uzundur. Yol azığını yap, çünkü gemi dağlar dereler geçmesi lazımdır. Ameli salih kıl, netleştir. Niyetin Allah için olsun. Yaptığın amel Allah için olsun. Sonunda dünyevi uhrevi bir menfaat gözetme. Niyetin rızayı ilahi olsun. İşte bu amel netleştir. Gemiyi yenile, çünkü muhakkak deniz derindir. İslam'a teslimiyeti güvenil hale getir. İmanını günahın kirleriyle yıkama. Aile hayatını geminin vebali olarak ağır yük, borçlu yük, yükleme. Çoluğuna çocuğuna aile hukukuna la ilahe illallah söylemekle imanını tecdid et. Hasbel kader, en zor burası. Bedenin cüzleri vardır. Yenilenir. Tırnağım büyür keserim. Bedenin cüzü. Derin yenilenir. Kaç günde yenilenir tıp ilmi bilmiyorum. Ama bu deri 100 senedir benim üstümde duran deri değil. Hücreleri yenilenir, saçlar uzar, kemikler değişir. İşte en önemli yer bu aile hukukunda. Sen aile hukuku içerisinde bedenin cüzlerini daima yenile. Yokluğa gider senin bedenin cüzleri. Bedeninden ayrılınca Allah o cüzleri toparlar. Tırnağı neyle amel etti sorar. Aile hukukunda ne hukuka riayet etti sorar. Derine neyle amel etti sorar. Sen onun için emri ilahi zikirlere yapış. Haramlardan iştinab et. Sakın ola ki vücudunun senden kopan parçaları Allah'ın isyanı ile kirlenmiş olmaz. Tıraş oldun, saçın döküldü. İyi o saçların Allah hukukunu sorar. Parantez, cenabet olan erkek kadın, hayızlı olan kadın tırnak kesemez. Kasık tıraşı, çok af buyurun, koltuk tıraşı yapamaz. Cenabet ve hayızlı kadının o cüzleri yıkanmaya muhtaç olduğundan haramdır. Tırnaklar huzuru mahşerde dava eder. Kıllar dava eder. Cenabet tıraş olamaz. Ya Rabbi, kıllar der, ben husule ihtiyacım varken beni cenabet gönderdi, hakkımı alıver. Vücudun her cüzü benim malım değildir, emanettir.
gözümü kullanırım aile hukukunda helal rızık için. Dilimi kullanırım aile hukukunda karıma, çoluk çocuğuma nasihat ve şeriat öğretmek için. Şu halde vücudun her zerresi emanettir. Unutmayalım, hayız kadın erkek ve estağfurullah, cenabet kadın erkek veya hayızlı kadın gusül abdesti almadan tıraşta olamaz, tırnakta kesemez, koltuk araşta, koltuk altı tıraşı da yapamaz. Bu burada geçmedi ama hukukun içerisinde çıktı. Senin vücudunun cüzleri senden ayrılınca temiz, tayyip, tahir gitsin. Ellerin nasırlaştı. Nerede? Ya Rabbim, çoluk çocuğumun helal rızkı için. Ne kadar zor. Ne kadar zor ya Rabbim. Ya Ebazer, gemini, yükünü hafiflet. Ameli salihle yakıtını çoğalt. Ama gemiye yük olarak borç koyma. Kul hakkı koyma. Ana baba hakkı koyma. Faiz ve diğer zahir günahları yükleme. Zira bu gemi huzur-u mahşere gidecek. Onun için hadis-i şerifte Resul-i Kibriya, zenginlik dünya malının çokluğundan değildir. Şu zat malı çok zengin değildir. Asıl zenginlik nefsin kanaatkar olmamasındandır. İşte bundan dolayı insanların hırsı bitmezse, aile içerisindeki fertler kocanın kaldıramayacağı yükü yükler teşvik ederse, o zaman bu vebal şiddetlice aile fertlerinden sorulur. Onun için Adem oğlunun hadis-i şerif, hepsi hata işlemekle devam eder. Hata edenlerin en hayırlısı bir daha işlememeye azmetmektir. İhlas üzere tövbe olmaktır. Akıl bunun için verilmiştir. İrade bunun için seçilmiştir. Evet. Allah cümlemizden hoşnut, razı olsun. Tayyibe hayat için Allah Resulü ve Rabb-i Teala'nın Kur'an-ı Mücüzül Tayyip hayat, evlilik İslam'daki hayatının temiz, nezih, vebalden kurtulmuş Müslüman ailesinin hayatına tayyip hayat, temiz, tahir, güzel. Onun için ayeti celilede Allah-u Teala evlilik hukukuna giriyoruz. Evlilik hukuku, aile hayatı kalbi temizlemekle işe başlar. Demek aile hayatının birinci bölümü kalbi temizlemekle işe başlar. Evlenecek parayı biriktirmekle dememiş, evlenecek çeyizi çoğaltmakla dememiş. Şu masa güzel de bir düzgün duruyorsa. Neydi? Ne dedim? Evlilik hayatı kalbi temizlemekle başlar. Müminin kalbinin temizliği hayatın her safhası için lazımdır. Ama ve lakin evlilik hayatında daha çok lazım gelir. Kalbin temizlenmesi neyle? Dinin hudutlarının korunmasıyladır. Helal haram hükmünün bilmesiyledir. Helal haramı tanımayan müminin kalbi temizlenmez. İmanı kamil olmaz. İman ve Allahu Teala'ya teslimiyet olmazsa şer'i hudutlar, şer'i, İslam'ın şeriatının hudutları muhafaza olmaz. Çünkü iman şartıyla salih ameller, biraz önce saydık, buralar geçecekti. Semere bir şeyin menfaatlendiren her şeyine semere denir. Koyun semeresi ettir, semeresi yündür,
semeresi deridir, semeresi süttür. Şu halde semere o meseleden kazanılan her türlü menfaattir. İşte evlilik hayatının semeresi güzel ahlaktır, dünya huzurudur, ebedi saadeti kazanmak içindir. İmana dayanmayan, güzel ahlaka bürünmeyen aile hukuku indallah'ta sorumludur. Çocukları salih, aile huzurlu olmaz. Onun için fertler aile hukukunda farz ve vacipleri gözetlemesi lazımdır. Zora girdi, çip sürmeye başlattı Allah-u Teala bize. Evlendin, o zaman ailenin çiftini sür. Ailenin çifti, bağı bahçesi, koyun kuzusu vardır. Ailenin çifti büyük günahlardan sakınmaktır. Küçük günahlara girmemektir. Tayyibi hayatın şartı budur. Çünkü Kur'an-ı Mucizül Beyan'da sizin nezdinizdeki her şey tükenir. Eyvah eyvah. Sizin nezdinizdeki her şey tükenir. Allah'ın indinden şey ise bakidir, daimi kalır. Sizin aile hukukunuz tükenir. Ana baba ölür. Çoluk çocuk şöyle olur, böyle olur. Ama Allah'ın indinden hiçbir şey bakidir, noksan kalmaz. Şu halde ne buyurdu Allah-u Teala? Sizin nezdinizdeki her şey, mal, mülk, para, pul tükenir. Ama Allah indindeki hiçbir şey tükenmez. Andolsun sabredenleri mükafatlandırırım. Sabrın temel taşı evlilik hukukudur. Kulun ölçüsü, kemalatı, güzelliği, çirkinliği aile hukukunda ortaya çıkar. Sizin şu halinizle not kazanamazsınız. Çünkü melek gibi oturdunuz. Ama evinizde filmle her anınızı tespit etsek, bir hafta sonra size göstersek, işte o zaman tayyip hayat mı, mülevves hayat mı görürdük. Allah mülevvesi göstermesin. Çok zor. Dikkat ederseniz İslam'ın Müslüman aile illa ayetten, hadisten iş başına koşuyor. O da temiz kalple başlıyor. Andolsun sabredenlerin mükafatını biz yapmakta olduklarından daha güzelini veririz. Gerek erkekten gerek kadından. Başladı kadın erkek. O mümin olduğu halde kim iyi amelde bulunursa hiç şüphesiz bu dünyada hayatı tayyibe, güzel hayat verirdi. Ya Rabbim. Her halde yapa geldiklerinden daha güzelleriyle mükafatlandırırız. Sûre-i Nahl 96-97. ayet-i celille. Dört haslet var. Sende bu dört haslet olursa dünyadan kaçırmış olduğun bir menfaat sana zarar vermez. Demek aile hayatı zarar ve menfaat üstündedir. Gün olur zararda olur, gün olur menfaatte olur. Ama şu dört haslet varsa sen bir menfaat sana dünyadan, bir daha okuyayım. Sende olursa dört haslet dünyadan kaçırmış olduğun bir menfaat sana zarar vermez. Bir, emanetleri adam akıllı koru. Nedir bir emanet? Elin kızını bizim eve getiriyoruz. Bundan daha büyük emanet olur mu? Koyununu getir, parasını getir. Hafif bir şey. Elin gözünün nuru kızı alıyoruz. Damat ismiyle getiriyoruz. Adam akıllı koru. Adam akıllı lafzı var ayette, hadiste. Her işte dürüstlük, doğru konuş. Güzel ahlak, iffet, yemek, içmek, giyimde şehveti, duyguları dizginlemek hasleti sende varsa aile yuvasını kamil kurarsın. Neydi? Emaneti koru. Çocuk emanet. Benim sıhhatim emanet, canım emanet, aile reisiyim. Karım emanet,
Doğan çocuk emanet. Yediğim rızık emanet. Tayyip rızık yiyeceğim ki Allah şimdi gelecek. Bu dört hasletle yaşayan Tayyip'e hayata ulaşır. İffet odur ki zaruri ihtiyaç olmadan dilencilik etmesin. Suyu yüzünün suyunu dökmesin. Yedirsin içirsin ama haram şehvetlerden korusun. İffet ve sırk doğruluk üstüne olursa Tayyip'e hayat ailede kurulmuş olur. Şu halde Müslüman aile hayatı işte budur. Bu itibarla hayatın Tayyip'e amel temel taşıdır. İnsanların kadınlarından sakının. İnsanların kadınlarının bakmasından sakının. Konuşmak zinaya sirayet edecek hareketten sakının. Aileye girdik şimdi. Aile reisi çocukları zinaya bakmaktan sakının. Ta ki kadınlarınız da sakınsınlar. Kadınlar da güzel gördüğü erkeklerin hallerine bakmasınlar. Ananıza babanıza iyilik edin. Evlilikte baba yine geldi. Evlatlarınız size hayır iyilik yapsınlar. Anneye babaya Allah bir, ben demin söyledim bak Rabbimin Habibi tasdik etti. Kim anaya babaya ne yaparsa evlat onu yapar. İşte hadis. Bakma konuşmak zinaya sirayet edecek her hareketten sakının. Kadınlarınız da sakınsın. Babalarınıza hayır ve iyilik yapın. Ta ki evlatlarınız da size hayır ve iyilik yapsın. Haklı haksız din kardeşinin mazeretsiz özür dilemeye mecbur etmeyin. Mazereti kabul edin. Bunu işleyin. Havz-ı Kevser'de bana ulaşmak isteyen böylece amel etsin buyuruyor Resul-ü Kibriya. Çocukların güzel ahlak üzere yetiştirmesini emrederim. Zira çocuklar ebeveyinden hayırlık, iyilik görürlerse hayatları boyunca çocuklar aile hukukunu taşır. Ben şu hayatımda acizane fakirane gördüğüm mazbut, müstakim, tayyip hayat aileleri çocukları salim, sakin, dürüst, ahlaklı oluyor. Kavgalı, gürültülü, geçimsiz bir ailede itaatkar, yumuşak çocuk bulmak mümkün değil. Çocuklar vahşi, asabi, sinirsel, bunalım içinde oluyorlar. Şu halde Sofi, sen evde melek gibi ol ki çoluk çocuğunda gül bahçesi gibi olsun. Burası çok zor. Üstümüzde bir öğretmen vardı. Karı koca öğretmen. Efendim, onlar konuşurken şahit olduk. Biz alt katta otururduk, onlar üst katta. Bizim bulunduğumuz Bolu'daki apartman öğretmenler apartmanıydı. Üç tarafımız öğretmen, subay, ben tek idim. Üstümüzdekiler konuşmasında şuna şahit oldu. Biz, bir kızı bir oğlu vardı. Bir gün karı koca velev ki içimizde hoşnut olmayan bir hal olsa çocuklara sirayet eder diye biz asla konuşmazdık. Yüzümüzü de asabi hale getirmez gülerdik. Güler yüzlü olurduk. Çünkü çocuklar ana babanın kopyasıdır. Anada babada ne gördü çocuk onu alır. Hayatım boyunca bunun yüzlerce misalini gördüm. İşte şu memleket, işte bu memleket, işte şu cemaat. Geçimli, huzurlu ailede itaatkar, yumuşak çocuk. Haşin, hak hukuk bilmeyen kırıcı ailede şiddet, sert, itaatsiz çocuk. Demek Müslümanın hayatı, Müslümanın hayatı örf ve adete bakılmaksızın İslam dininin yaşaması ile tayin edilir.
Burada metinler var. Tabii anlatacağım. Anlatmazsam ne anlatacağım? Hemen sıkılmayın. İki Müslüman eş ayet, hadis, fıkıh, ahlak kitaplarına göre güçlerini birleştirir, salih din hayat yaşarlarsa o evlilikten, iki eşten, her şeyden önce itikadı, ahlakı, taat, ibadeti öğrenmeleri gerekir. İki insan birleşerek bir yuva kurdukları zaman ayet ve hadisle, fıkıh ahlak kitaplarını okumak suretiyle önce iki eşin her şeyden önce itikat, ahlak, taat, ibadete öğrenmesi gerekir. Bir daha sayalım. İtikat. Muhteremler, bir ailenin en kamil hukuku ehl-i sünnet vel cemaat itikadıdır. Dünyada değişik itikatlar var. Bu asırda bizim sakınmamız gereken Alevi Şia itikadı bir, Suudi Arabistan'daki Vehhabi itikadı iki. Alevi itikadı sahabe düşmanlığı eker. Suudi Arabistan'ın Vehhabi itikadı Resulullah'a karşı tam tazim etmez. Evliyalara asla tanımaz. Evliya hukuku, tasavvuf ahlakı yoktur. Hatta Şeyhülislam Dilbaz Molla Zikrettin'den naklet. Dilbaz konuşuyor televizyonda. Soru. Şeyhülislam Dilbaz'a soru. Bir mürşidi kamilin arkasında namaz kılsan ne olur? Haşa, küfür olur. Çünkü putperest Kureyş puta taptılar. Ehli tarikat şeyhe tapar. Oldu mu bu şimdi? Şimdi bu oldu mu Allah rızası için? Biz şeyhe mi taptık? Tövbe estağfurullah. Vehhabi budur. Okurken geriye dönmem bundan. İki Müslüman eş, karı koca yuva kurdukları zaman ayet, hadis, fıkıh, itikat kitaplarını okusunlar. Ama ilk okuyacağı itikat olsun. Çünkü itikatta Şia var, Vehhabi var. Bunun dışında materyalist felsefe var. Avrupa'nın medeniyet, terakki diyerek hayranlıkla İslam'ı terk var. İşte bunların en belalısı İran'ın Şiası, Suudi Arabistan'ın Vehhabisidir. Evliyaya edep tutmaz, tarikatları gözetmez. Tutmadığının delili Suudi Arabistan'ın kabristanları, en ulu sahabe kabristanları. Cenneti Mualla, Cenneti Bakiye gidin. Kapkara, şu gözlü kılıfı düzgün bir şey, kapkara bir taş koyar. Ne sahabenin hayatı belli, ne uluların belli. 60-70 bin sahabe içerisinde bulunan bu nurlu iki kabristan'da bilinen mübarek ceset sayısı 40-50'yi geçmez. Osman Zinnü'nün Hazretlerinin kabrine gittim, Medine-i Münevvere. Yanımdaki cemaat soruyor Suudlulara, bu kabir kimindir? Ne malum? Malum değil. Ben dedim Osman Zinnü'ye, la malum değil, malum değil. Dedim ya malum, asırlar boyunca sahabedir. Elde delil ne? Sahabelerin kabirlerinin mezar taşlarını önce eğer, sonra yıkar, sonra bir gün kaldırır. O kabristanda hiçbir iz kalmaz, düpedüz olur. 3 gün sonra da getirir birini gömer. İşte Suud'un ululara taziminin misali budur. Bunu çok anlatma lüzum yok. Şia sahabe düşmanıdır. Haşa, Şia'nın İran'ı, yine misal Suudi Arabistan, Medine-i Münevvere, Cenneti Bakiye en arkada şehit olduğu için arka kısımda Osman Zinnüreyn Hazretlerinin kabri şerifi vardır. Şia'nın birisi gelip o mübarek kabri ziyaret etmez.
Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer düşmandır. İran'da benim işimi yap desen bir adama, bizim Türkiye'de desen balık kavuğa çıkarınca yaparım. E balık kavuğa çıkmaz ki yapasın. Bu yapılmayacak bir vaattir. Balık kavuğa çıkarsa senin işini yaparım. İran'da bana bir Ömer, bir Ebu Bekir, bir Osman ismi bul, senin işini yaparım. E İran'da bulunmaz ki. Bekir ismi koymaz ki, Ömer ismi koymaz ki, Hazreti Osman ismi koymaz ki. Asla İran'da bunu göremezsiniz. Şu halde önce itikadı öğrenin, bunun için lazımdır. Evlerinize bu itikadı anlatmazsanız, ehli sünnet vel cemaat itikadını göstermezseniz, huzuru mahşerde çetin bir azap ve hesaba çekiliriz. Korunmak lazım. Kıssalar çok uzun. Bunları 3 gün anlatılır, konu bu değil. Önce itikadını düzel, sonra ailenin ahlakı, hukukunu İslam ahlakına göre düzel, sonra ibadet ve taat. Taat ilahi hukuka riayet hususunda Müslümanın yapa gelmesi, yapması lazım olan hukuktur. İbadet malum. Ey gençler zümresi, içinizden kim evlenmeye güç bulursa derhal evlensin. Çünkü haramdan gözü sakınmak, ırzı korumak bakımından en sağlam muhafaza eden bu yoldur. Kimin de gücü yetmezse oruç tutmaya devam etsin. Çünkü bu da onu koruyucu bir emanettir. Evlenmek. Cemiyetin huzurunu temin etmek maksadıyla gençlerden gazap ve şehvet kuvvetlerinin denkleşmesi, iffet, ifrat ve tefritten korunması, terbiye edilmesi izdivacın temelidir. Muhteremler, bu okuduğum mesele cemiyetin huzurunu temin etmek maksadıyla gençlerdeki şehvet ve gazap kuvvetinin kemiyet, keyfiyet bakımından denkleşti. Buna İslam hukukunda, fıkıhta denklik tabiri edilir. İslam Ömer Nasih'i bilmem. Efendim şöyle, Nimetil İslam, Fetevad-ı Hindiye, hangisini açarsanız en önemli bir hukuk, evlenecek kimselerde denklik aranır. Denklik küfü olarak isimlendirilmiş. Denklik en önce dinde aranır. Evlenecek kadın erkek, kız erkek, denklik aranır. Denkliğin birincisi ekonomide, anlayışta, ahlakta değil, önce dinde aranır. Verilecek kızın damat namzeti dindar mıdır? Namaz kılmıyor, ara sırada da içer ama yakında düzeltir. Denklik bozuldu. Kız tesettürlü, ibadet taatlıysa inşallah geçer, mühendistir, doktordur, anası babası çok salihtir. Bu sözlerle sizi avlarlar, denklik hukuku riayet edilmediği için yuva sarsılır. Erkek kadın iki tarafın önce dini ahvali mukayese edilir. Kız tesettürlü mü, anaya babaya saygılı mı? Unutmayın, denklik ararken en önemli hukuk, kızın ailesinin ahlakına bakmak lazımdır. Kavgacı hırçınsa biraz önce naklettik, o kız da anasından babasından ne görürse aynısını yapar. Bir gün taksiye birisini bindirdim, anası arkada, kız çocuğu da arkada. Kız çocuğu 5-6 yaşında, elinde bir bebek var. Ben taksiyi sürüyorum, kız çocuğu bebeğe diyor, bak seni çok fena döverim, şiddetlice sana ceza veririm, uykunu uyutmam, yemeğini de yedirmem, baban gelince de. Ben başladım gülmeye, anası dedi, kız evde ne ayıp varsa bebeğe hepsini söyledin. E tabii ana baba ne konuşursa kız da bebeğine söyler. Burayı duydunuz mu, burayı? Kızı almadan ana babasına bakın,
kızı oğlana vermeden ana babasına bakın. Allah hakkına denkliğin birinci maddesi budur. İkincisi, dini kabiliyet, ibadet, taata bakılır. Halbuki bizde makama bakılıyor, varlığa bakılıyor. Daha fazla kelam istemez. Ancak ahlak ve dinini beğendiğiniz bir kimse size dünürlüğe geldiği zaman onu evlendirin. Eğer evlendirmezseniz yeryüzünde büyük bir fesat tohumu ekmiş olursunuz. İşte hadis-i şerif. Bir daha okuyorum. Ahlak ve dinini beğendiğiniz, bak denkliğini, şartını söyledi Allah'ın Resulü. Dinini, ahlakını beğendin mi? Size dönürlüğe geldi mi? Ona evlendirin. Eğer evlendirmeseniz yeryüzünde büyük bir fesat tohumu ekmiş olursunuz. İşte içtimai hayatın denk olarak geçimli yuvalar, huzurlu cemiyet, hayırlı evlat için önce izdivanç şeriata göre dini denklikle başlar. Ahlakı denklik, ekonomik denklik, tüccardır filan filan sonra gelir. Evleneceğiniz tarafayının en önemli şartı apaçık helal olanları mülkünde barındırın. Ekmek, meyve, yemek, içmek küllüsü tayyip helal olması lazımdır. Alışveriş konuşması helal olmak lazımdır. Bir, iki, haram besbellidir. Allah Teala'nın yasakladığı hukuk, aile, İslam hukukuna girmez. Üç, birçoğunun bilmediği hükümler bilmek lazımdır. Ne? Şüpheliyle sahihi. Helalla haramı, cemiyetin o günkü haliyle İslam hukukunun hukuku bilinmeksiz lazımdır. Bunun için hadis-i şerifte Fahri Kainat, gerçekte helal bellidir, herkesçe bilinir, gerçekte haram bellidir, o da herkesçe bilinir, ancak işte burada incelik var. Aralarında insanların birçoğunun bilmediği benzeyen şeyler vardır ki bunlara şüpheli denilir. Kim şüpheliden korunursa gerçekte dinini, şerefini, ırzgını kınamaktan korur. Şüpheli şeylere düşerse şüpheli şeyler harama yol açar. Ey aile hukuku sahipleri, haramı eve sokmadığınız gibi ihalinizin, evinizin selameti için şüphelileri dahi eve sokmayın. Allahu Teala'nın korumuş olduğu bir hukuk vardır. Onun yasak ettiği, haram kıldığı şeydir. Dikkat edin. Gerçekte bedende bir et parçası vardır. O et parçası yararlı olursa beden hepsi yararlı olur. O bozguna uğrarsa beden hepsi bozguna uğrar. O et parçası kalptir. Şu halde yuvanın temeli kalptir. İlk sohbetimizde de bugün burada kalbi temizlemenin, İslam yoluna girmenin en önemli şartını baştan söyledik. Şurada bir hukuk var, çok zor burası. Haram, Allahu Teala tarafından yasaklanan diğer ifadeyle başkalarının malından tasarruf etmek haramdır. Allahu Teala tarafından yasaklanan, Allahu Teala tarafından yasaklanan diğer ifadeyle başkalarının malında tasarruf etmek haramdır. Açık ve katli delillerle yasak olan haramdır. Zina gibi yahut şer'i cezai tayin edilen zina, katil, hırsızlık, gasp gibi. Faiz yemenin malını, ölünün etini yemek, kan domuz eti gibi yahut illeti açıkça bilinen şarap gibi gayrimüslimlerin ahlakıdır. İslam'ın evine haram girmez. Öldürmek, zina, livata, hırsızlık filan filan saymış. Bunların en büyüklerinden birisi aile hukukunda sıla-i rahimi kesmeyin.
Müslüman ana babaya karşı gelmeyin. Harbin kızgınlığında dahi düşmandan kaçmayın. Namazı terk etmeyin. Özürsüz vaktinden çıkarmayın. Karı kocada dövmek, sövmek işleri olmamalı. Kadın erkekleri bir araya getirmeyin. Haramlar bahsinde efendim zikredilen hukuk, kadınları erkekleri sohbet için, ahbaplık için bir araya getirmeyin. Ne kadar zor. Günahların cinsleri, büyük günahlar, küçük günahlar, en önemlileri, büyük günahlar 9'dur. Allah'a eş koşmak, insanı öldürmek, harpten kaçmak, bunun için koydum. Faiz almak, yemek en büyük günahlardandır. İffetli bir aile asla faiz, riba yemeye tevessül etmez. Onun için kağıt koydum, yeşil, yeşil bir kağıt. Neden koydum? Bu asırda çeşitli fetva ve yönlerle faize cevaz verildiği görülüyor. Tek tük de olsa hiçbir kitapta, hiçbir surette faize cevaz veren bir kitap bulamazsınız. Evet. Tenha aile hukukunun en önemli hukukundan birisi, seçip seçip koydum. Kadınla asla tenhalaşmayın. Nefsin kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bir adam bir kadınla tenhalaştı mı şüphesiz şeytan derhal aralarına girer. Eğer bir adam çamurda bulaşmış bir domuza yaklaşıp domuza dokunsa kendisine helal olmayan bir kadına değmesinden daha beladır. Muhteremler, buna iki kağıt koydum. Pembe ve kırmızı. Neden koydum? Dikkat! Kadınla tenhalaşmayın. Sakın ha! Tenhalaşmanın hukuku çok zor. İslam'da 18 cins kadının ebedi nikah geçmeyeni oturup kalkmak helaldir. Anam, teyzem, kızım, torunum gibi, kaynanam gibi. İslam'da akrabalık talukatından doğan baldız meselesi vardır. Hanımının kız kardeşi. İki, teyzenin kızı vardır. Amcanın kızı oğlu vardır. Bunlarla tenhalaşmak zinanın kapısını açar. Şüphesiz şeytan derhal araya girer. Misal, bir küçük kardeş abisinin ziyaretine evine gitti. Kapıyı çaldı, yengesi çıktı. Abimi ziyarete geldim, evde kimse yok. Abin de işte dese, ben abimi beklerim diyerek eve girmesi katiyen haramdır. Bunun için buraya çift kağıt koydum. Abinin hanımı, teyzenin kızı, amcamın kızı gibi yakın akrabayı tenhalaştırmak, evinde tutmak veyahut taksisine, motosiklete alıp gezmeleri onu teke tek götürmek haramdır. Bunun için koydum. Seyyid Abdülbaki Kavsımızla bizim Pendik'teki evimizde misafir. Ben aşağıdan arabadan aldığım eşyaları getirdim. Kavsımız Seyyid Abdülbaki Hazretleri de taksiden bir kısım eşyaları getirdi. Ben kapıyı açtım. Anneniz evin içinde. Ben dedim Seyyid Abdülbaki Hazretleri'yle biz geldik. Seyyidim sen şu misafir odasına gir. Ben takside daha geriye kalan eşyayı getireyim. Dedi Mehmet bilmez misin? Teke tek ben senin eve girersem senin hanımınla ebedi haram fiil işlemiş olurum. Ben kapıda dururum, sen git eşyanı getir.
Muhteremler, bu yüzden çok zinakarlık vakidir. Benim yakın akrabam birisi var, Nisaiye mütehassızı. Şimdi Bandırma'da, Balıkesir Bandırma. Böyle konuşurken, dedi bir gün bir hanım utangaç bir erkekle ikisi de utanarak geldiler. Nedir hacetiniz? Karnındaki çocuğu aldırmaya geldik. Kadın utanıyor, erkek utanıyor. Belli ki bunlar karı koca değil. Ben dedi alırım çocuğu ama sizin hukukunuz ne? Bu benim yengem. E kocası nerede? Almanya'da işçi. Allah bir Muhammed hak. Çocuk. Çocuk küçük kardeşten zina yapmış. Bu reva mı şimdi? İşte İslam hukuku. Bunları bildiği için haram koyar. Allah Resulü Allah'ın elçisidir. Rabb-i Teala kıyamete kadar insanların çeşitli günahlarını işleyeceğine elbet bilir. Peygamber Aleyhisselam'ın hukuku bunun üstündedir. Dayımın kızı, halamın kızı, baldızım. Hem hanımına sulanır hem baldızını sulanır. Çünkü baldız nikaha geçer. Karınla baldız bir anda geçmez. Karın öldü. Karıyı boşadın. Baldızla evlenmek helaldir. İddet müddeti filan beklenecek belli. Şu halde muhteremler bu çok var. Abimin evi, amcamın evi, teyzemin evi diye evde kadın tekse asla kata girilmez. Girilirse şehvet, zina günahı yazılır. Var mı bunu anlamayan? Ama bunu çok yaşanıyor. Abisinin evi, amcasının evi, amcasının hanımı da haramdır ona. Dayısının hanımı haramdır. En önemli günah aile hukukunda. Keyifli muhabbetli sohbetlere alıştınız. Böyle ağır ilmi gelince durgunlaştınız. E bunu anlatmam, şunu anlatmam. Bunu nereden kim anlatacak? Hadis-i şerifte buyuruyor Allah Resulü ümmetimin hepsi af olunur. Açıktan günah işleyenler müstesna. Aile hukukunun temel kaidesi aile fertleri açıktan birbirinin gözü önünde günah işlemezler. Konu komşu huzurunda, akraba huzurunda işlemezler. Açıkta günah işlemelerinden biri de geceleyin bir aile bir günah işler. İşte bu ailen en zor şeyi, buna da yıldız koymuşum, 3-5 de çizgi çizmişim. Geceleyin bir aile, karı koca, baba, oğul neyse bir günah işler. Rabb-i Teala gecenin karanlığında o ailenin işlediği günahı örter. Allah örttü, kimse bilmiyor. Aile işledi. Arkadaşına, hanım, kadın arkadaşına, çocuklara bu gece biz evde böyle işler yaptık, günahlı işleri sayarsa, gecelediği vakitte hadis-i şerif Rabb-i Teala o günahı örtbas etmişti, kendisi de günahını gizlemiş olduğu halde gizlemişti, gündüz olup erkek arkadaşlarına veya kadın da kadın arkadaşlarına, çocuk da çocuk arkadaşlarına söylerse, açıkta günah işleyenlerin günahının miktarı yazılır. Ne buyuruldu öbür sayfada? Açıkta günah işlemelerinden birisi de bu. Açıkta günah işlemek en büyük günahlardandır. Gece işlediği günahları gündüz vasfederse açıkta işlenmiş günahlar yazılır. Halbuki Allah-u Teala buyurur, ben size setrettim, günahınızı örttüm, siz onu aşikara çıkardınız. Açıkta günah işleyenler hükmü ilahiyesine muhatap olur.